sizlere çiğ köfte tarifi vereceğim. Çok lezzetli çiğ köftedir. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Öncelikle gereken malzemeler 750 gram ince köftelik bulgur, 500 gram yağsız çift çekilmiş kıyma, soğanların ufak olduğu için, orta boy olduğu için 4 adet kullanacağım. 4 diş sarımsak. Tuzu göz kararı ayarlıyorum. Tadına baktıkça eksik veya fazla ona göre ayarlayacağım. Tam olarak ölçüyü veremiyorum. 1 adet limon içine sıkılacak. 2 yemek kaşığı biber salçası acı olacak. Ve 1 yemek kaşığı normal salça. Yaklaşık 250 gram isot gidiyor. Belki de daha fazla. Onu kattıkça size tekrardan söylerim. Ve bolca acı pul biberden katacağız. Onu da göz kararı ayarlıyorum acısına göre. Tabii siz de kendi yiyebileceğiniz acılıkta katın. Yaklaşık yarım çay bardağı sıvı yağ. Ben soyulmuş domatesleri hazır alıyorum konserve. Bunlar çok lezzetli oluyor. Kışın domateslerin tadı lezzetli olmadığı için bunu tercih ediyorum. Tabii isterseniz evden taze domates de katabilirsiniz. Ben böyle bir kutu katıyorum. Hazır konserve domates. Üzerine nar ekşisi dökeceğim. İçine katmıyorum. Sadece üzerine. Malzemeler bu kadar. Ben yine gereken ölçüleri tartımla ölçtüm. Tabii siz göz kararı da yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle soğan ve sarımsak domatesi hep birlikte çırpacağım. Öncelikle domates, soğan ve sarımsağı hep birlikte robottan çekeceğim. Domatesleri içine kattım. Soğanları sadece 4'e bölüyorum. Ve bunları hep beraber çekeceğim. Şimdi çekiyorum. Bütün malzemeleri yoğurma kabımıza alıyoruz. Ben makinemle yoğuracağım için hepsini onun içine ekleyeceğim. Öncelikle bulgurumu katıyorum. Kıymamı ekliyorum. Hazırladığım soğan ve domatesleri çektim. Sosa döküyorum. Salçayı ekliyorum. Sıvı yağımı ekliyorum. Tuz. Sonra tekrar tadına bakacağım. Yeterli olup olmadığı için. Bolca katıyoruz. Şimdilik bu kadar. Sonra tekrardan ekleyeceğim. Ve acı pul biber. Bütün önemli malzemelerimi kattım. Şimdi yoğuracağım. Evet, kattığım bütün malzemelerimi yoğurmaya alıyorum. Ben bu ucu kullanıyorum, silikon uç. Kenarlarını da temizleyerek yoğuruyor. Benim için en güzel kullanışlı uç yoğurmak için bu alettir. El gibi olduğu için gerçekten çok güzel çırpa çırpa yoğuruyor. Ara sıra kapağını açıp kenarda toplananları birleştiriyorum.
Son olarak biraz daha tuz ve isot kattım. Ve limonumu sıktım. Tam olarak bir limon giriyor. Limon suyu. Şimdi yoğurduğumuz çiğ köfteye model veriyoruz. Bir parça koparıyoruz. Fazla yuvarlamadan. İki parmak arası sıkmamız yeterli. Bu şekilde küçük bir parça alıp biraz topluyoruz ve bu şekilde iki parmağımızla sıkmamız yeterli. Avucumuzun içine alıp böyle sıkıyoruz.